Herkese merhaba arkadaşlar, ben Osman Yaşar. Bu videomuzda 4 daire üzerine altında da 4 tane ticari dükkan olacak bir etüt çalışması yapacağız arkadaşlar. AutoCAD'de çalışacağız burada. Şu an benim kullandığım program aslında AutoCAD değil ama AutoCAD'le aynı tabanda olduğu için ve AutoCAD'den daha hızlı olduğunu düşündüğüm için ben JesterCAD'i kullanıyorum. O yüzden AutoCAD diyorum, yani ondan yana bir yanlış anlaşılma olmasın. AutoCAD olarak görüyorum ben. Sadece AutoCAD'de temasal özellikler daha fazla olduğu için ve daha fazla AutoCAD'deki şöyle büyük dosyalarımızı açarken AutoCAD'de çok kasıyor. O yüzden ben JesterCAD'i hızına güveniyorum ve yıllardır ben JesterCAD'de çiziyorum projelerimi. Şimdi bakın, oturumumuza baktık ve bu şekilde projemize başlıyoruz. Burada aldığım örnek merdivenler var. Başka etütler yaptığımız, yukarıdakiler önceden yapmış olduğumuz etütler. Onlardan aldığım merdiven kovasını, çekirdek kovasını alıyorum. Benim şu anki kendi etütüme göre ayarlıyorum. Burada 4 tane daire yapacağım demiştim. 4 daireyi eşit olacak şekilde metrekarelerini ayarlıyorum arkadaşlar. Çekirdeği ortalıyorum. Şimdi dış kontür, ufak bir çaplık var. Gördüğünüz gibi sol öndeki daire birazcık daha böyle tam ortaladığımda dar olacak. O yüzden yani o kısmı ve diğer dairelerinde metrekarelerini eşitlemek için şimdi birazdan orta noktalarını belirliyorum ve metrekarelerini FreeMast, daha önce FreeMast'ı kullanmıştık. FreeMast yardımıyla onları göstereceğim size. Hızlıca bir etüt çalışması yapacağız. Burada süre birazcık aslında 40 dakikaya falan çıkıyordu. Hani bunu yarıya indirmek amacıyla çok azıcık bir hızlandırma yaptım ama onunla yana tekrardan hani yanlış bir durum yaptıysam da kusura bakmayın. Amacım hani burada etüt çalışmasının taslağın nasıl oturtulduğunu göstermek. Yavaş yapıp hani yavaş çizip de sıkmak istemedim. Aradan da kestiğim bazı şeyler, hepsini kesmedim şu an. Hani kesersem diye işte bazı bilgiler orada gider düşüncesiyle çok hafif bir hızlandırma yaptım. Şimdi burada metrekareleri ayarlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi metrekareleri ayarladıktan sonra da daire bölümlerine başlıyorum. Burada çekirdeğin konumu önemli. Çünkü ben odalarımı, salonlarımı, antremi çekirdek konumuna göre, çekirdek duvarlarından yardım alarak yapıyorum. Çekirdek dedim zaten, merdiven ve asansörün olduğu orta kısım. Buradan sonrası için zaten etüt kendini gösteriyor arkadaşlar. Hani ben boşuna kalabalık, ses kalabalığı yapmayayım dedim. Bundan sonrası için siz etütün nasıl çözüldüğünü izleyebilirsiniz. Etüt planında aynı şekilde siz de mesela bu videoya bakarak yapmak isterseniz diye AutoCAD projesini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Hemen mesela indirdikten sonra açıyorsunuz diyelim ki. Açtınız, bir kopya alın o etütten. İçini tamamen silin. Benim gibi çekirdeği bırakın ve siz de bir etüt çizin içerisine. Bakalım, belki tabii ki herkesin düşüncesi farklı olduğu için herkes farklı tasarımdan çıkaracaktır mutlaka. Buradaki amacım etüt çizmekte işte hani çekilen arkadaşlara yardımcı olmak ve hatta daha fazla yardımcı olmak için de yine açıklama kısmına bakın, indirme linkini de bırakıyorum. Sizler bunlardan faydalanabilirsiniz. Umarım videoda faydalı olmuştur. Görüşmek üzere başka videoda. Ben bu hani devamı sessiz olacağı için böyle söylüyorum. Videoyu siz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 24 dakikalık bir video. Kısalttım birazcık. Ondan yana da kusura bakmayın tekrardan. Siz videoyu izlemeye devam edin.